Sevgili gençlerim, tekrar merhabalar. Fiiller konusundaki üçüncü başlığımızı anlatacağız. Fiilimsi yani eylemsi konusu. Yine konuyu dinlerken lütfen dış etkenlerden kendinizi uzak tutunuz ve dik bir konumda mümkünse masada derse dinleyiniz ve gerekli notlarınızı alınız. Teşekkür ediyorum. Fiilimsi dediğimiz eylemsi sözcükleri dikkat ederseniz ımsı imsi eki daha önce gördüğümüz yaklaşıklık anlamı ifade eden eklerdi. Dolayısıyla fiilimsi demek fiilimsiye benzeyen ya da fiile benzeyen ama fiil olmayan diğer sözcük türlerini karşılayan arada bir sözcük türü olarak ifade edilebilir. Fiilimsi özellikler açısından şunlar mutlaka bilmemiz gereken noktalardır. Fiil kök ve gövdesinden türetilir. Buna dikkat edeceğiz. Yani fiilimsi diyebileceğimiz bir sözcüğün fiilimsi eklerini almadan önceki bölümünün mutlaka fiil olmasına dikkat edeceğiz. Fiilimsi ekleri yapım ekleridir ve fiilimsiler yapım ekleriyle oluşturulduğu için daha doğrusu burada türetilir ifadesini görmüştük. Fiilimsiler yapı olarak türemiş sözcüklerdir. Yani bir fiilimizi gördüğümüzde doğrudan biz şunu diyebiliriz. Evet bu türemiş sözcüktür diyebiliriz. Yapı konusunda soru gelirse eğer bununla ilgili bize. Yine fiilimsiler anlam olarak fiile benzer. Ama görev olarak fiil değildir. O zaman görev olarak nedir bunlar? Fiile benzemesine karşın cümlede ya isim ya sıfat ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir diyebiliriz. Fiiller gibi çekime girmez. Biliyorsunuz fiiller kip ve kişi eklerini alarak çekimlenebilen sözcüklerdi, yüklem olan sözcüklerdi. Ama fiilimsler fiilin almış olduğu kip ve kişi eklerini almaz. O nedenle fiil gibi çekime girmez ifadesini söylemiş oluyoruz. Yüklem olabilmesi için örneğimizde vardı. İsim ve isim soylu sözcükler ki fiilimsiler eğer isim soylu sözcükse yüklem olabilmesi için ne almak zorundadır? Ek fiil almak zorundadır. Ek eylem dediğimiz ek fiil ekleriyle ancak yüklem olabilirler. Yine yüklemi fiilimsizden oluşan cümlelere yükleminin türüne göre cümleler düzeyinde bu lazım olacak bir bilgidir bize. O zaman yüklemine göre bu tür cümlelere ne diyeceğiz? Nüklemin fiilimsine oluşmuşsa isim cümlesi diyeceğiz. Fiil değil çünkü bunlar. Evet isim cümlesidir diyeceğiz. Cümlede fiilimsinin bulunduğu bölüme yan cümlecik diyeceğiz. Bu da zaman zaman sorularda gelir. Eğer bir cümlede fiilimsi var ve bir grup oluşturmuşsa orayı yan cümlecik olarak bölmemiz lazım. Ve bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Tekrar ediyorum. Bir cümlede kaç tane fiilimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır. Zaman zaman yan cümlecikle ilgili şu tür sorular da gelebilir. Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik cümlenin öznesi görevinde kullanılmıştır, nesnesi görevinde kullanılmıştır gibi sorular geliyor. Lütfen bu konuda dikkatli olunuz. Fiilimsinin bulunduğu bölümü tamlamaysa bölmeyin lütfen. Tek öge olarak alın. Yüklemi dışında içinde fiilimsi bulunan cümlelere yapıca ne diyoruz? Yükleminin dışında fiilimsi varsa bir cümle içerisinde bu tür cümlelere yapıca birleşik cümle diyoruz. Hatta birleşikten kastımız fiilimsiyle oluşan birleşik cümlelerde girişik bileşik cümle ifadesini kullanıyoruz. Evet. Birleşik cümle. Ve girişik bileşik diyoruz. Çünkü iç içe bileşik cümle çeşitleri de var. Bunları göreceksiniz yine. Yemeğin ortasında çalan telefonu beklediği bir telefonu cevaplandıracak biri gibi açmıştı. İfadesinde Yükleme öncelikle bulmamız gerekiyor fiilimsi konusunda gençler. Daha sonra yüklemin dışında ona benzeyen sözcükler var mı bakmamız lazım. Açmıştı bu bir yüklem yani fiildir. Biz bunun fiil olduğunu nereden anlıyoruz? Mış mişli geçmiş zaman eki ve tı değil geçmiş zaman eki almış. Yani e, burada bir birleşik zaman söz konusu hikaye yapılmış. O nedenle bunun dışında fiile benzeyen sözcüklere bakalım. Hareket anlamlı bir sözcük bulacağız. Yemeğin ortasında çalan telefon. Çalan sözcüğü telefonun çalma eylemini bildiriyor ama yüklem değil. Ve burada çalan sözcüğü o zaman fiilimsidir. Beklediği bir telefon, beklediği sözcüğü de aynı şekilde bir bekleme eylemini gerçekleştirmeyi ifade eden bir sözcüktür ve fiilimsidir, fiil değildir. Cevaplandıracak sözcüğü de yine e, fiilimsiden oluşmuştur. Cevaplandırmak eylemini karşılar. Şimdi yukarıda vermiş olduğumuz örneklerden hareketle ya da bilgilerden hareketle. Çalan sözcü türemiştir. Çalmaktan türetilmiş yani fiil kökünden türetilmiş bir sözcüktür. Bunlar yapım ekleridir demiştik zaten çalan sözcüğünde. Beklediği sözcüğü dıktik beklemek fiilinde dıktik eki burada yine yapım eki almış ve bunu fiilimsi yapmıştır diyoruz. Cevaplandıracak biri şeklinde de yine Cevaplandıracak biri şeklinde kendisine sonra başka bir sözcüğe bitişik olarak anlam düzeyinde bitişik olarak kullanıldığı için Bu da yine ileride göreceğimiz sıfatı ifade eden e, fiilimsidir Şimdi yine bunlar e, yan cümlecik oluşturur demiştik Yemeğin ortasında çalan telefonu beklediği bir telefonu cevaplandıracak biri gibi açmıştı Neyi açmıştı yemeğin ortasında çalan telefonu açmıştı Burası yan cümleciktir birinci yan cümleciktir çünkü sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur. Beklediği bir telefonu cevaplandıracak biri gibi bölümü de aynı şekilde bir gruptur. Burada yan cümlecik ama içinde kaç tane yan cümlecik var diye sorarlarsa 1, 2, 3 tane fiilimsi buldum 3 tane yan cümlecik diyeceğim. Cümle ögesi düzeyinde sorarlarsa beklediği bir telefonu cevaplandıracak biri gibi şeklindeki bölümü bütün olarak almam lazım. O nedenle burada yan cümlecik olarak biri Cümlenin bir ögesi bir diğeri de diğer ögesi olarak kullanılmıştır. Ama üç tane yan cümlecik vardır demeniz gerekecektir. İkinci yan cümlecik de burası. Ve üçüncü yan cümlecik bu. Ama öge olarak dediğim gibi burayı tek olarak almak zorundayız. Kağıtlara yazdıkça kendini polisiye romanların kahramanlarına benzetiyor. Benzetiyor fiilimiz. Şimdiki zamanda çekimlenmiş ama onun dışında fiile benzeyen kağıtlara yazdıkça şeklinde yazdıkça sözcüğü fiile benzeyen ama fiil olmayan fiilimsi örnekler. Devletimiz zorda kalan insanlara yardım etmek için vatandaşlardan bağış istedi. Şimdi bağış istedi bölümü zaten istedi fiili dili geçmiş zamanda çekilmemiş bir fiildir. Ama onun dışında devletimiz zorda kalan insanlar. Zorda kalan insanlar bir. Yardım etmek için, etmek için, zorda kalmak ve yardım etmek ifadelerini karşılayan bu sözcükler fiilimsi örnekler. Onun en büyük zevki arkadaşlarıyla basketbol oynamaktı. Oynamaktı yüklemimiz bu. Onun dışında fiile benzeyen herhangi bir sözcük yok. Peki oynamak. Makmek eki göreceğiz ileride. Bu bir fiilimsidir. Fiilimsiler ne demiştik? Yüklem olabilmek için ek fiile ihtiyaç duyar. O nedenle oynamak sözcüğü fiilimsidir ve ek fiil alarak burada yüklem olmuş bir fiilimsi örneğidir diyoruz. Örneğin bu dizelerde numaralanmış sözlerden hangileri fiilimsidir diye sorulmuş olan bir soru. Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece Şimdi başlayacak fiili onun dışında geçince bir yargı bildirmiyor. Bitmeyen bir yargı bildirmiyor. Ama fiilimsi midir? Evet fiilimsidir. O zaman 1 ve 2 fiilimsidir. Çünkü keyif sözcüğü isimdir. Diğerlerinde geçmek, bitmek fiilinden türetilen sözcükler ama burada keyif sözcüğü isim olduğu için bunu fiilimsi olarak kalamayız. Harap sözcüğü harap ol, harap olmak Birlikte kullanılan bir fiildir zaten. Emir kipinde çekimlenmiştir. Fiilimsiler çekimlenmez demiştik. Bu da fiilimsi değil. Açmalıdır. aç Açmalı meleki biliyorsunuz kipeklerindendi. Fiilimsiler kipeki almaz. Bu da yine e, fiildir. O nedenle 1 ile 2 fiilimsi görevinde kullanılmış iki sözcük örneğidir diyoruz. Diğer bir sorumuzda da uzunca bir soru biraz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır sorusuyla. Olumsuzluğa dikkat etmeniz lazım. Zaman zaman bu bizi yanıltabiliyor. Olumlu gibi algılayabiliyoruz soruları. İshak Paşa Sarayı Osmanlı mimarisinin Anadolu'da günümüze ulaşabilmiş tek sarayıdır anlamında mıdır bu? İki eylemleri görmüştük biz bunu. Dır düşmüştür burada. Dolayısıyla ulaşabilmiş tek sarayıdır. Yüklemimiz burada sarayıdır. O zaman ulaşabilmiş, ulaşmak eylemini ifade eden bir fiilimsi örneği var. Bir de kullanılmış. İnşası 1784'te tamamlanan yapı, tamamlanan yapı bu yüklem değil ama fiile benzeyen bir sözcük var. Ziyaretçilerini taş ustalarının ahlat taşına oyduğu muazzam motiflerle selamlıyor. Selamlıyor fiili zaten burada yüklemimiz, fiilimiz. O nedenle fiilin dışında kullanılan tamamlanan sözcüğü de ikinci cümlede fiilimsi olarak kullanılmıştır. Selvi ağaçları uzun ömür dilerken dantel gibi işlenmiş salkım üzümler be bereketten haber veriyor. Haber veriyor zaten fiilimiz bu yüklemimiz yani. Onun dışında ömür dilerken dilemek fiilinden diler iken şeklinde e fiilimsi oluşmuştur. Üçte de vardır. Cumbalı odadaki ahşap oyma insan figürü. İshak Paşa'yı aslan gücü kuvveti kartal da egemenliği temsil ediyor. Şimdi burada temsil etmek fiili var. Evet ama onun dışında fiile benzeyen başka sözcükle karşılaştık mı? Cumbalı odadaki ahşap oyma e, insan figürü e, İshak Paşa'yı aslan gücü kuvvetli kartal egemenliği temsil ediyor. Oyma sözcüğünden ama ahşap oyma insan figürü şeklinde mame ekiyle oluşturulmuş bir fiile benzeyen sözcük. Bir zamanlar çeşmelerinden su ve süt akan duvar işçi işlerinde sıcak suyun dolaştığı dikkat ederseniz akan dolaştığı bir kalorifer sistemiyle ısıtılan bu sarayın Barak Rokoku Selçuklu Kafkas ve Fars etkilerinin görüldüğü karma bir mimarisi var. Karma mimarisi var şeklinde burada birkaç tane filmsi kullanılmıştır. Dörtte oyma sözcüğü artık isimleşmiştir bunu da göreceğiz bir stilin adı olmuştur daha doğrusu işçilikte o nedenle bu fiilimsi değildir dörtteki ama onun dışında diğer seçeneklerin hepsinde fiilimsiler kullanılmıştır akan dolaştığı işte üçte dilerken ikide tamamlanan birde ulaşabilmiş tek saray şeklinde ifadeleri fiilimsi karşılar onun için 4'te fiilimsi kullanılmamıştır diyoruz. Evet fiilimsi çeşitlerine şimdi bakalım. Buraya kadar biz fiilimsi çeşitlerinden ve eklerinden bahsetmedik. Şimdi onu bir değerlendirmiş olalım. Fiilimsiler tabloda da görüldüğü gibi isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcükler diye adlandırmıştık daha öncesinde. Ve fiilimsi çeşitlerinde isim, fiil ya da ad eylem dediğimiz fiilimsiler şu şekilde oluşur. Bir fiile kök veya gövde şeklindeki bir fiile ma, ış, mak ekleri getirilerek oluşturulan fiilimsler adı ile mi isim fiili karşılar. Buna biraz daha kolay öğrenilsin diye mayışmak şeklinde yani kendinden geçmek, rehavete kapılmak anlamında kullanılan bir sözcükle böyle bir kodlamış olabiliriz. Mayışmak şeklinde ama maışmak ekleriyle oluşur. Örneklerini altta sıralayacağız biraz sonra. Sıfat fiil dediğimiz ortaçlar bir fiil kök ve gövdesine an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş ekleriyle yani anası mezar dikecekmiş eklerinden birinin getirilmesiyle oluşan Ayrıca burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Sıfat dediğimiz sözcük biliyorsunuz isimlerin önüne gelerek genellikle ismin önünde kullanılan sözcüklerdir. O nedenle bu yapıdaki bir sözcükten sonra ne gelmesi gerekir? Bir isim gelmesi gerekir ki bu sıfat olsun. Eğer onu düşürürseniz adlaşmış sıfat olur. Onu da görmüş olacağız yine. Zarf fiil dediğimiz ulaçlar. Zarflar biliyorsunuz fiil ya da fiilimsiyi belirten sözcük türleri olarak görülmüştü daha önceden. Zarflar da genellikle yine fiil ve fiilimsinin önüne gelen bir fiilden şu ekleri alarak oluşan fiilimsiye de zarf fiil diyoruz. Ulaç ya da bağ fiil adıyla adlandırılır. eylem diye de adlandırılabiliyor bazı kaynaklarda. Tabii kolay öğrenmeniz için de buradaki harfleri kodladığımız zaman genellikle ben şu şekilde ifade ediyorum bunu. Bizim Asiyemiz var biliyorsunuz Türk ve Kenya diye bir ülke var. Orada da bir Ema isminde bir kızımız var. Bizim Asiye Kenyalı Ema'dan ince ip arakladıkça şeklinde kodlayabilirsiniz. Asiye Kenyalı Ema'dan ince ip arakladıkça yani çaldıkça, yürüttükçe anlamında kullanılabilir. Bir de maksızın ve ermez şeklinde eklerle de zarf fiiller oluşturulabilir. Örneklerimize bakalım ve daha iyi kavramaya çalışalım konuyu. Şiir yazmaya lise yıllarımda başladım. Başladım fiili yüklemi. Çünkü dili geçmiş zamanda çekimlenmiş bir fiildir. Şiir yazmaya Yan cümlecikte oluşan yazma, maaşmak dediğimiz ekle oluşan bir isim fiil örneğidir. Bu gidişlerin beni almak ister benden ister sözcü yine geniş zamanda çekimlenmiş bir fiil örneğidir. Ama onun dışında bu gidişlerin gitmek eyleminindeki ış iş eki kullanılmıştır. Bir de beni almak sözcüğü makmek ekiyle oluşmuştur. Yani burada iki tane isim fiil örneği vardır. Sonradan da fiil gelmiştir. Yıkılan binanın enkazından çıkarılacak insanlar vardı. Şimdi burada yıkılan binanın enkazı bir tamlama mıdır? Hangi enkaz? Yıkılan binanın enkazı. Binanın enkazı normalde isim tamlamasıdır ama yıkılan sözcüğü onun sıfat olarak kullanılmıştır. An ekini almıştır. Sıfat fiildeki an eki burada kullanılmış ve onu fiilimsi yapmıştır çıkarılacak insanların nasıl insan hangi insan sorusuna cevap veren çıkarılacak acak ecek ekiyle oluşmuş olan bir sıfat fiil örneğidir. Tabi fiilimsiler cümlede herhangi bir e, öge olarak kullanılır dedik. Zaman zaman sorularda bu aşağıdaki hangisinde bir isim fiil, sıfat fiil veya zarf fiil cümlenin işte ögesi olmuştur, şu ögesidir, bu ögesidir diye sorabilirler. Burada örneğin kim vardı? Yıkılan binanın enkazından çıkarılacak insanlar vardı. Şeklinde buranın tamamı özne olarak kullanılmıştır. Bunun gibi isim fiiller, sıfat fiiller değişik öge olarak görev yapabilir cümlede. Buna dikkat etmeniz gerekecektir. Dünya yaşanması bir yerdi. Ası esi eki, anası şeklindeki ası ekini almıştır. Dünya yaş nasıl bir yer? Yaşanılası bir yer. Ası eki ile oluşmuş sıfat fiil. Babamın söylediğine göre söyle dık, dik eki. Burada yine Anası mezar dikecekmiş de ki demiştik ki isim kullanılır ama isim düşerse adlaşmış olur. Burada da söylediği söze göre anlamında adlaşmıştır. Denize açılırken karadan uzaklaştıkça kaygılanıyorum. Denize açılırken, şimdi kaygılanıyorum fiilimiz zaten bizim yüklemimiz. Ne zaman? Denize açılırken. Keneki zarf fiil yapan, açılmak fiilinden oluşturulan bir Zarf fiil örneğidir. Karadan uzaklaştıkça dıkçe dikçe eki zarf fiil eki olarak kullanılmıştır. Yine burada da fiilimsi yani zarf fiil örneği var. Zarf fiiller zaten cümlede genellikle zarf tümleci görevinde kullanılır. Burada olduğu gibi. Mesela niçin kaygılanıyorum? Ne zaman kaygılanıyorum? karadan uzaklaştıkça kaygılanıyorum. Denize açılırken ne zaman sorusuna cevap veren zarf tümleci örneklerini karşılar. İş ciddiye binince tedbirler alınıp durmaksızın çalıştı sağlık ekipleri. Burada da yine çalıştı fiili var. Günümüzde gerçekleşen bir eylemdir. Allah kolaylık versin sağlık ekiplerine. Ee, salgından dolayı tabii ki İnşallah bir an önce başımızdan def olur gider. Şimdi çalıştı sözcüğü e, fiil olarak kullanılmış ama onun dışında iş ciddiye binince hınca ince eki bizim burada... Ne vardı? Önce ekimiz vardı zarf fiilde. Ne zaman sorusuna cevap verir. Tedbirler alınıp ıp ip eki yine zarf fiilde vardı. Durmaksızın, maksızın eki durmadan anlamında madan meden yerine kullanılan ektir bu yine. Zarf fiildir. Çalıştı sağlık ekiplerimiz. Fiilin dışında 1 2 3 tane zarf fiil örneği olan bir cümledir. Güneş doğar doğmaz evden çıkarak koşa koşa işe gidiyor insanlar. Şimdi gidiyor fiilimiz zaten. Peki güneş doğar doğmaz. Burada söylemiştik ermez şeklinde karşımıza çıkar. Doğar doğmaz ne zaman sorusuna cevap veren bura bir zarf fiil örneğidir. Evden çıkarak arak erek eki yine zarf fiil örneğidir. Koşa koşa işe nasıl gitti koşa koşa a e ile ikileme üzerinde kullanılan bir zarf fiil örneği. Nasıl gitti sorusuna cevap veriyor çünkü. Zarf tümleci görevinde de kullanılmış olan bir zarf fiil örneğidir diyoruz. Tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınmaya çalışın. Şimdi çalışın emir kipinde çekimlenmiş bir fiil örneğimiz. Onun dışında fiile benzeyen hareket anlamında eylemi bildiren sözcükler var mı? Evet. Tokalaşma, sarılma, gibi yakın temaslardan kaçınmaya çalışın şeklinde 3 tane fiile benzeyen sözcük kullanılmıştır. Sevmek kimi zaman sonu gelmez bir masal gibi uyutup avutur insanı. Örneğinde de yine avutur yüklenmiş fiilimiz var. Sevmek kimi zaman sonu gelmez bir masal gibi uyutup. Burada da dikkat ederseniz aynı cümle içerisinde farklı fiilimsi türleri kullanılmıştır. Yani makmek eki sevmek ifadesiyle isim fiili gelmez mazmez eki sıfat fiili uyutup up ip eki de yine zarf fiili karşılayan e, üç tane farklı türde fiilimsi örneğidir diyoruz. Zaman zaman sorularda bu da gelir. Aşağıdaki cümle hangisinde işte iki farklı fiilimsi veya üç farklı fiilimsi kullanılmıştır şeklinde sorularla da karşılaşacaksınız gençlerim ile ilgili bazı hatırlatmalarda bulunalım çünkü önemli. Soru tiplerinde daha çok bu hatırlatmalar üzerinden sorular size soruluyor. Mesela fiilimsinin bulunduğu bölüm yan cümleciktir ve farklı öge olabilir. Dediğim gibi kaç tane filimsi varsa o kadar yan cümlecik vardır ya da fiilimsinin olduğu bölüm yan cümlecik diye adlandırılır demiştik. Örneğin, mazluma yardım etmek huzur verir insan olana. Burada huzur verir. Fiili var, evet. Huzur veren ne? Mazluma yardım etmek. Yan cümleci cümlede ne olarak kullanılmıştır? Hangi ögedir? Özne görevinde kullanılmıştır. Buradaki yan cümlecik özne görevinde. Kime? insan olana. insan olan kişiye anlamında yine dolaylı tümleç an en ekiyle sıfat fiil oluşmuş, adlaşmış. Bu da cümlede dolaylı tümleç görevinde kullanılmış. Cümle, bu cümle içerisinde kaç tane yan cümlecik var? Bir, iki tane yan cümlecik var. Müdür bey okula geç kalan öğrencileri uyardı. Şimdi uyardı fiili. Kim uyardı? Müdür bey. Kimi? Okula geç kalan öğrencileri bölümü nesneyi ifade eden yan cümlecik görevinde kullanılan fiilimsinin bulunduğu bölümdür. Kalan sözcüğü an en ile oluşmuş bir fiilimsi. Birçok insan tedavi görerek taburcu oldu hastaneden örneğinde. Taburcu oldu fiilimiz taburcu olmak. Kim taburcu oldu? Birçok insan tedavi görerek arak erek eki. Nasıl taburcu oldu sorusuna cevap veren zarf fiil dediğimiz arak erek ekiyle oluşmuş buradaki bölümde zarf tümleci görevinde kullanılmış bir yan cümlecik örneğidir. İkinci bir özelliğimiz isim fiil ekleri bazen eklendiği sözcük kalıcı ad yapabilir. Yani her ma ışmak ekini gördüğümüzde bu fiilimsidir deme şansımız yok. Çünkü onlar kalıcı ad da yapabilir. Dikkatli olacağız. Hareket anlamını yitirmiş olacak sözcük. Az önce seni danışmadan anons ettiler. Danışma sözcüğü görevlinin oturduğu bir yer ismidir. Dolayısıyla buradaki danışma sözcüğü artık isim fiil olmaktan uzaklaşmış, hareket anlamını yitirmiş ve kalıcı ad olarak kullanılan bir sözcüktür. Fiilimsi değildir gençler. Yeni alınan montun dikişleri sağlam değilmiş. Mesela burada da dikmekten dikiş şeklinde iş iş ekini almış evet ama dikiş sözcüğü artık kıyafetler ya da kumaşlar, elbiseler üzerinde veya başka nesneler üzerinde görünen bir ad olarak kullanılır. Hareket anlamlı değildir. Yemek, ekmek, çakmak gibi sözcükler makmek ekini alarak somut isim olmuş artık. Giriş, görüş fikir anlamındaki sözcükler, dolma, donanma gibi mameye ekini almış sözcükler artık kalıcı ad olarak kullanılan isim fiil olmaktan uzaklaşmış sözcüklerdir diyoruz. İsim fiiller sıfat görevinde kullanılabilir. Diğer bir özelliğimiz. O da tabi sıfatı bilmekle ilgili bir durumdur. Mesela eniştemin süzme balı daha aromalı oluyor. Nasıl bal? Süzme bal. Mameye ekini almış sözcük burada. Bal ismini niteleyen durumda olan bir sıfat görevi üstlenmiştir. İsim fiil sıfat görevinde. Asma köprü, sızma zeytinyağı, uydurma haber gibi nasıl köprü, nasıl zeytinyağı, nasıl haber sorusuna cevap veren mame ekili oluşan e, isim fiil görevindeki sözcükler sıfat görevinde kullanılmıştır diyoruz. Sıfat fiil ekleri varlık adı türetebilir. Hani isimlerde olduğu gibi ad yapıyordu. Sıfat fiillerde de ad olarak kullanılan e, sözcükler türetebiliyor sıfat ekleri. Mesela silecekler yetişmiyordu şiddetli yağmura. Silecek sözcüğü artık araçlarda kullanılan bir e, aletin ismi olarak isim olma özelliği gösterir somut anlamda. Yemiş, açacak, yiyecek, bakan. Tabii ki siyasi anlamdaki bakan'dan bahsediyoruz. Ya da yazar sözcükleri yine ekleri alarak oluşmuş olan isim anlamlı artık sıfat olmaktan uzaklaşmış sözcüklerdir diyoruz. Bir diğer özellik sıfat fiillerden sonraki isimler düşürülürse sıfat fiil adlaşmış olur. Adlaşmış sıfatların özelliğini niteleme düzeyinde görmüştük daha önce. Mesela gelen kişinin keyfi için kalkıp geçmiş zamanı sövemem. Mehmet Akif Ersoy'un asıl dizesi altta. Ee, anlayasınız diye ben burada özellikle isimlerini de kullandım. Ama buradaki isimleri düşürürsek biz gelenin keyfi için kalkıp geçmişe sövemem şeklinde gelen ve geçmiş sözcükleri an en eki ve mi şekilde oluşan adlaşmış sıfat fiilleri ifade eder. Sıfat fiil ekleri iyilik eklerini alabilirler. Biliyorsunuz sıfatların çekim eki almama gibi bir özelliği vardı. Demek ki sıfat fiiller bunun dışında istisna bir durumla karşımıza çıkabilir. Yani bitiremediğimiz işler bizim bitiremediğimiz şeklinde dıktı dık sıfat fiil sonra ımız imiz eki gelmiştir. Bizim anlamını veren iyilik ekidir. Çalışacağınız saatler sizin çalışacağınız acak acak ekinden sonra gelen yine iyelik eki almış. Dolayısıyla burada sıfat fiilin iyelik eki aldığını örneklemiş oluyoruz. Mezar dik ecekmiş ekleri tabi anası yok burada anasını karıştırmıyoruz. Mezar dik ecekmiş ekleri yüklemde kullanılmışsa yüklemdeyse ne diyoruz biz bunlara? Kip eki diyoruz. Yani kipeki ne demekti? Çekim eki diyoruz. Oysa fiilimsekleri neydi? Yapım ekiydi. Yüklemde ise bu ekler kipeki. Ama yüklem dışında kullanılmışsa o zaman sıfat fiil eki. Sıfat fiil ekleri neydi? Yapım eki. Görevinde kullanılmış olur. Buna dikkat edeceksiniz. Yüklemde mi? Yüklem dışında mı? Bu ekler tabii ki mezar dik ecek mi Görünmez kaza dediğin böyle olmaz. Bu resmen cinayettir anlamında. Mesela olmaz sözcüğündeki mazmezeki olumsuzluk ekidir ve yüklemdir bu. Ama görünmez kaza dediğimiz görünmez kazadaki sıfat yapan mazmezeki burada fiilimsi olarak görev yapmıştır. Yani aynı cümlede aynı ek iki farklı görevde kullanılmıştır. Buradaki yapım eki, sıfat fiil eki, buradaki çekim eki olarak kullanılmıştır. Ütülenecek kıyafetleri ütü masasına yerleştireceksin. Ütülenecek kıyafetler nasıl kıyafetler? Ütülenecek. Yerleştireceksindeki fiil yani yüklenmiş. O nedenle bu çekim eki zaman çekim eki ama ütülenecek kıyafetlerdeki ecek eki ise yapım eki yani sıfat fiil yapım eki olarak kullanılmıştır. Tanımadığımız insanlara da yardım eli uzattık. Mesela burada tanımadığımız dıktı dık eki kullanılmıştır. Sıfat fiildir. Çünkü yüklem burada el uzattık. Yardım el uzattık. Uzattıktaki tıktık eki dili geçmiş zaman ve kişi ile oluşan çekim ekleridir. Oysa burada yapım eki olarak kullanılmıştır. Zarf fiil ekleri yani ken ince gibi ekler isim soylu sözcükler eklenirse fiilimsi olmaz. Buna da dikkat edeceksiniz. Çünkü fiilimsilerin şartı neydi? Fiil Kök veya gövdesine eklenmiş olacaktı. O gönül tahtına keyfince kurulacaktı aklınca. Şimdi aklınca, ınca, ince iki var. Kurulacaktı fiilimiz var ama onun dışında aklınca, aklına göre anlamında kullanılmıştır. Bu e, zarf fiil ki değildir. E, i̇sme gelmiş bir ektir. O nedenle fiilimsi değildir. Henüz çocukken ayrıldım kendi köyümden. Ayrıldım fiili. Ne zaman ayrıldım çocukken. Çocuk sözcüğü isimdir. Keneki almıştır ama fiilimsi değildir. Çünkü e, ismi eklenmiştir. Düşünceli iken yanına yaklaşmamalısın. Yine yaklaşmamalısın fiili düşünceli iken. Düşünceli de isim soylu sözcüktür. Bu da fiilimsi değildir. Lütfen bu eklere bu anlamda dikkat ediniz. Sorularımıza da bakalım. Konumuzu bitireceğiz. Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi vardır? Hemen burada Yükleme varıncaya kadar fiile benzeyen sözcükleri bulacağız. ÖSYM sorusudur bu. Varlığımın yetişemeyeceği uzak zamanlarda yetişemeyeceği Burada acak, acak ek kullanılmış. Tıpkı şu andaki gibi tatlı bir akşamüstü düşlerin yok olmaya başladığı olmaya başladığı anda okuyucum duyarsa kalp atışına, atmaktan atışına benzer bir gürültü bilsin ki benim yüreğimdir içli içli atan, atan sözcü kullanılmıştır. Dolayısıyla burada yetişemeyeceği bir, devamında düşlerin yok olma iki, başladık üç, okuyucum duyarsa kalp atışına dört, benzer bir gürültü bilsin ki benim yüreğimdir işte, işte atan şey anlamında 1, 2, 3, 4, 5 tane fiilim örneği kullanılmıştır. Varlığıma var isimden türediği için buna fiilimsi diyemeyiz. Aşağıdaki hangisinde fiilimsi yoktur? İzmir'e giderken beni götür. Götür fiili giderken gitmek fiilinden türetilen evet bu bir fiilimsidir. Beni unutan gözleri ben de unuttum. Unuttum fiili ama unutan gözler sıfat fiil an enek ile oluşan. Bugün her sıkıntı bizde her olanak onlardadır. Her sıkıntı bizdedir olanak onlardadır. Burada herhangi bir fiilimse ikine rastlamadık. Kıyıda gezerken gezmek fiilinden ayağına çivi batmış. Batmış fiili var ama bir de gezerken zarf fiil örneği var. Seni görünce ne yapacağımı şaşırdım. Şaşırdım yüklem zaten. Görünce sözcüğü veya yapacağımı, yapacağım şeyi anlamında kullanılmıştır. Fiilimsi vardır. Onun için C seçeneğinde fiilimsi örneği yoktur diyoruz. Aşağıdaki cümle hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır? İsim, sıfat ya da zarf görevinde filmlere bakmamız lazım burada. Sınav günü yaklaştıkça heyecan artıyor. Ne zaman? Yaklaştıkça, dıkça, dikçe iki zarf fiil oluşturan fiilimse ikiydi. Sevdiği insanları her zaman arar sorar. Nasıl insan? Sevdiği insanlar. Bu sıfat oluşturmuştur. İçeride tanıdık kimse yok. Nasıl kimse? Tanıdık kimse. Aslında cevabımız çıkmış durumda. Çünkü sıfat sıfat bir tane zarfla karşılaştık. Bizim düşünen insanlara ihtiyacımız var. Düşünen insanlar yine sıfat oldu. Var yüklemimiz var, yoktu yüklemimiz. Sararmış yapraklar yolları doldurmuştu, doldurmuştu yüklemimiz fiilimiz yani. Bir de sararmış yapraklar burada sıfat fiil olarak kullanılmıştır. Yüklemde olsaydı bu zaten kipeki olacaktı ama burada yüklem dışında kullanılmış. Onun için bu da sıfattır. Yani hepsinde sıfat görevinde ama A seçeneğinde zarf görevinde kullanılmış bir fiilimsi vardır. Yine üniversitede çıkmış olan sorulardan biridir. Son olarak buna da bir bakalım. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi söylenemez ifadesi. Biraz zaman alacak bir soru gibi görünse de okuduğumuzda zaten fiilimsilerle ilgili olduğunu <laughs> görüyoruz. Yani sıfat, fiil, zarf, fiil örnekleri var. Son olan bir şey yoktu. Son olan bir şey. O zaman bir sıfat fiili hemen kullanılmıştır ifadesi söylenebilir. Bunu attık. Yani buraya B dedik gençler. Yaşadığımız an, yaşadığımız an yine sıfat fiil. Düşen kar taneler arasında eriyenler olsa da düşen, eriyen buna hep sıfat fiil olsa bile hemen üstüme bir tane daha yağıyordu. Eğer son olan bir şey yoksa olan gerçekten kazanmak he, burada isim fiile de rastladık. Yani A seçeneğe de rastladık burada. Çekime alarak adlaşmış sıfat fiil örnek vardır demiş. Ee, öyle bir şeyle karşılaştık mı? Bakacağız. <laughs> ee, i̇yelik eki almış sıfat fiil örnek vardır. Örneği var. İyelik eki alan yaşadığımız bizim yaşadığımız dıktik eki almış ve bizim yaşadığımız iyelik eki alan Sıfat fiil örnek evet bunu gösterebiliriz. Yani denizli seçeneğini gösterebiliriz. Zarf fiil kullanılmıştır. Zarf fiil neydi? Asiye, Kenya'la Emedan, İnce, ip Arakladıkça şeklinde kullanılan sözcüklerdir. Ee, burada dikkat ederseniz zarf fiil e, örneğine Evet süreç vardı sadece yaşamlı yok. Zarf fiil kullanılmıştır ifadesi. Peki çekimek eki olarak adlaşmış sıfat fiil örnek gösterilebilir dediğimiz şeyine Son olan bir şey yoktuysa yaşadığımız an vardı. Düşen kar taneleri aslında eriyenler olsa bile eriyen kar taneleri olsa bile bakın çekimek eki alarak kendisine sonra bir isim yok. Ama adlaşmış mıdır? Evet adlaşmıştır. O nedenle C seçeneğinde burada bulduk. Zarf fiil örneğine rastlamadık cümlemi. Evet, filmsler konusu gençlerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, sabırla dinlediniz. Konuyla ilgili tekrar yeteri kadar soru çözerek soruların mutlaka doğru yanlış dönütlerini değerlendiriniz ve konuyu daha iyi anlayacağınızı umarım daha iyi kavramış olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.